Bir kadının hayatındaki en önemli anlardan biri hamile olduğunu anladığı andır. Aslına bakarsanız beyninin hamile olduğunu anladığı an demek daha doğru. Çünkü vücudu hamile olduğunu beyninden önce anlamıştır bile. Evet. Bir kadın hamile olduğunun bilincine varana kadar vücudu hamileliğe ayak uydurabilmek için bazı şeyleri çoktan değiştirmeye başlamıştır bile. Vücudun yaptığı ilk değişikliklerden biri daha fazla oksijene ihtiyacı olacağını anlaması üzerine bu oksijeni vücudun ihtiyacı olan yerlerine ulaştıracak al yuvarların üretimini artırmasıdır. Bunu yapabilmek için eritropoetin adı verilen hormonun seviyesinin de artması gerekir. Eritropoetin kemik iliğini uyararak al yuvar üretimini artıran hormondur. Bu arada eritropoetin seviyesinin biraz değil tamı tamına %50 oranında arttığını da eklemek istiyorum. Aslına bakarsanız, hamile bir kadın vücudunun her şeyi kendi istediği gibi yapmak gibi bir şansı olsaydı, hamilelik boyunca al yuvarların sayı olarak %20 ila %30 arasında artacağını söyleyebilirdik. Ama tabi her şey bu şekilde gelişmiyor ve kadınlar hamilelikleri süresince anemik oluyor yani kandaki al yuvar sayısının bir ölçüsü olan hemoglobin ve hematokrit seviyeleri düşüyor. Evet, artmaları beklenirken düşüyorlar. Bunun birkaç farklı sebebi olabilir. Bunlardan ilki, normal bir hamilelik geçiren kadınlarda plazma yani kanın sıvı bileşeninin hacminin al yuvar kütlesinden daha çok artmasıdır. Al yuvar sayısı artmasına rağmen al yuvarların kandaki yoğunlukları düşer. Bu normal hamilelik fizyolojisinin bir parçası olduğu için fizyolojik anemi olarak adlandırılan birinci sebep. Bunun yanında gerçek anemi yani fizyolojik değil de patolojik anemi görülebilir. Bu alüvar sayısının azalmaya başlaması anlamına gelir. Evet, patolojik anemi de yoğunluktan değil gerçek alüvar sayısının azalmasından bahsediyoruz. Bu anemi vücuttaki demir eksikliğinden kaynaklanır. Demir hemoglobin yapımında kullanılır. Yani hemoglobinin yapı taşlarından biridir ve al yuvarları da hemoglobin paketleri olarak düşünebilirsiniz. Demir eksikliğinin neden al yuvar sayısının azalmasına sebep olacağını anladınız değil mi? İsterseniz şöyle bir benzetme yapalım. Diyelim ki 100 tane çikolata parçalı kurabiye yapmak istiyorsunuz. 100 tane kurabiye yapmak için tüm malzemeleriniz var ama elinizdeki çikolata parçaları sadece 80 tanesine yetiyor. Bu durumda ne olur? Tabii ki sadece 80 tane çikolata parçalı kurabiye yapabilirsiniz. Konumuza geri dönelim. Peki hamilelik döneminde oluşan bu demir eksikliğinin sebebi nedir? Hamile kadınlar üreme yaşında olan kadınlardır öyle değil mi? ve hamile kalmadan önce de her ay regl olurlar ve aylık regl döngüleri vücudun demir depolarını ciddi bir biçimde etkiler. Evet, hamilelik süresinde demir eksikliği yaşanmasının sebeplerinden biri budur. Buna ek olarak fetüs de kendi kan hücrelerini üretebilmek için annenin demir depolarını kullanır. Demir eksikliği hamilelik süresince görülen aneminin bir numaralı sebebidir. Ve bu yüzden eğer hamile bir kadına anemi teşhisi konursa durum demir takviyesi ile tedavi edilir. Ve ancak takviye demirin durumu düzeltmemesi halinde anemi için başka sebepler aranır. Diğer sebeplerden bahsederken folik asit eksikliğini de unutmamamız lazım. Folik asit eksikliği de daha nadir olmasına rağmen anemiye sebep olabilir. Tüm bunların yanında hamilelik boyunca al yuvarların ömürleri de kısalır. Bu al yuvarların 120 günden önce ölmesi anlamına gelir ve annenin anemisine katkıda bulunan bir durum ortaya çıkarır. Bu noktada aneminin sadece hamile kadınlarda görülen bir rahatsızlık olmadığının altında çizmek istiyorum. Ancak anemi hamilelik durumunda normalde görülmeyecek bazı sonuçlar doğur. Örneğin fetüsteki amniyotik sıvı seviyesinin azalmasına sebep olabilir. Fetüste tedirgin edici kalp sesleri veya kalp çarpıntısına, düşüğe, fetüsün doğum kilosunun düşük olmasına hatta ölümüne bile sebep olabilir. Kısacası anemi yüzünden çok ciddi durumlar ortaya çıkabilir. Şimdi de hamilelik süresince kadınların dolaşım sisteminde gerçekleşen bir başka değişimden bahsetmek istiyorum. Hamilelikte hiperkoagübilite gerçekleşir. Yani Kanın pıhtılaşması tavan yapar ve pıhtılaşma ajanları fazla mesai yapar. Hamilelik boyunca kanın daha hızlı bir şekilde pıhtılaşmasını sağlamak için aralarında trombin ve fibrinojen de olan pıhtılaşma faktörü üretimi artar. Pıhtılaşma faktörü üretiminin artmasının annenin doğum sırasında özellikle de plasenta rahimden ayrılırken fazla kan kaybetmemesi için olduğu düşünülüyor. Evet, belki de tüm bunlar koruma amaçlıdır. Ama pıhtılaşma faktörleri gereğinden fazla üretildiklerinde derin toplar damar ve bacaklarda pıhtı oluşmasına sebep olabilirler. Genişleyen rahmin alt ana toplar damar ve bacak toplar damarlarına baskıda bulunarak bu duruma yaptığı katkıyı da unutmayalım. Bu yüzden kan alt uzuvlarda birikmeye başlar. Hamile kadınların bacaklarındaki şişmenin sebebi de budur. Bacaklarda biriken kan pıhtıya dönüşür ve bu kan pıhtılarına da derin ven trombozu adı verilir. Buradaki tromboz pıhtı anlamına geliyor. Evet, derin ven trombozu riski hamilelikte neredeyse 5 katına çıkar ve bacaklarda oluşan bu pıhtılar eğer akciğere ulaşırsa ki bu derin ven trombozu görülen vakaların %40'ında izlenen bir durumdur, akciğer embolisi sonucunda annenin ölümü bile söz konusu olabilir. Bu yüzden derin ven trombozu görülen, herhangi bir pıhtı ya da tromboembolizma izlenen durumlarda anneye hemen antikoagülan yani kan sulandırıcı ilaçlar verilir. Bu videoda size hamile bir kadının kanında gerçekleşen önemli değişiklikleri anlatmaya çalıştım. Görüşmek üzere.